Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Belgeselimizin bu son bölümünde tehcir, yani Ermenilerin zorunlu göç ve iskana tabi tutulmasını ele alacağız. Hiç şüphesiz Ermeniler büyük bir facia yaşadılar. Osmanlı bunu ırkçılık ya da Türkçülük düşüncesiyle mi, yoksa savaş şartlarında askeri bir tedbir, bir güvenlik uygulaması düşüncesiyle mi yaptı? Temel soru budur. Ermeni tarihçiler ve soykırım tezini savunanlar, İttihatçıların askeri bir gereklilik olmadan Türkçülük düşüncesiyle Ermenileri tehcir ettiklerini savunur. Hatta Ermeni milliyetçisi Vahap Dadrian, Osmanlı'nın Ermenileri yok etmek için önceden hazırladığı planları uygulamak amacıyla Birinci Dünya Savaşı'na girdiğini yazmaktadır. Amerikalı tarihçi Justin McCarthy, silahlı Ermeni güçlerinin Rus ordusuna nasıl destek verdiğini anlatır. Rus ordusunun Van ve Bitlis'i Ermeni isyanları sayesinde işgal ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yapar. Ermeni ayaklanmasına Osmanlı'nın verdiği karşılık, gerilla savaşıyla uğraşmak zorunda kalan diğer 20. yüzyıl devletlerinin verdiği karşılığın aşağı yukarı aynıydı. Yerel destekleyicileri uzaklaştırarak gerillaları yerel destekten yoksun bırakmak. Bu nedenle çatışmaların yapılmakta olduğu ya da yapılabileceği yerlerde Ermeni nüfusunu zorunlu göçe çıkarmak. Askeri tarihçi Edward Erickson, Osmanlı harp planlarının değil Ermenileri imha etmek, aksine iç sorunları içermediğini ve Balkanlarda çıkacak olası harplere göre hazırlandığını belirtir. Osmanlı 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda Rumeli'yi kaybetmişti. Tehlikenin hala Yunanistan ve Bulgaristan'dan geleceği düşünülüyordu. Osmanlı'nın harp planlarında da askeri doktrininde de iç isyanları bastırmak gibi bir konsept yoktu. Sadece cephe savaşları öngörülmüştü. Sarıkamış faciasında doğudaki 3. ordunun ağır darbe almasının ardından Çanakkale'de kan gövdeyi götürürken Van'da Ermeni isyanı çıkmış, bu sayede Rus ordusu Van ve Bitlis'i işgal etmişti. İsyan ve işgaller Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır'a sıçrayabilirdi. Edward Erickson, Osmanlı'nın tehcir kararını şöyle anlatıyor. Osmanlı istihbaratının elinde Ermeni örgütlerin silahlanması ve Osmanlı ordusunun lojistiğini sabote etmek üzere hazırlık yaptıkları konusunda güvenilir istihbarat vardı. Tehcir kararına ilişkin askeri belgeler ve hükümet kararları gösteriyor ki, Ermenilerin tehcir edilmesi Amerikalılar, İngilizler ve İspanyolların Filipinler'de, Boer Cumhuriyetlerinde ve Küba'da isyancı nüfusları yerlerinden etmeleriyle aynı mantığa dayanıyordu. Tarihçi Erickson'a göre Osmanlı bütün askeri kuvvetlerini cephelerde mevzilendirdiği için iç güvenliğe ayrılan güçler çok yetersizdi. Ordu Sarıkamış'ta ağır bir kayba uğramıştı. Çanakkale'de kanlı muharebeler sürüyordu. Nisan 1915'te Ermeni komitacılarının Osmanlı güçlerini
Van ve Bitlis'ten çıkarabilmesi ve ardından Rusya'nın buraları kolayca işgal etmesi Erikson'un tespitlerini doğruluyor. Askeri tarihçi Erikson, savaş şartlarında tehcire başvurulmasını şöyle anlatır. İmparatorluğun düşmanları bir dünya savaşının ortasında aktif bir şekilde Ermeni komitalarını teşvik ediyor ve destekliyorlardı. İç isyanlarla geleneksel şekilde başa çıkacak askeri güçlerin yokluğunda Osmanlı nüfusun yerini değiştirme stratejisine başvurdu. Fransız askeri tarihçi binbaşı Maurice Lerche 1926 yılında yayınladığı kitabında şu değerlendirmeyi yapar. Harekat bölgesindeki Ermeniler açıktan açığa Ruslarla işbirliği yapıyorlardı. Erzurum ilindeki Hristiyanların bir kısmı daha Aralık 1914'te Kafkas ötesine göçmüştü. Ruslarca kurulmuş olan Ermeni taburlarına girmek için gönüllüler Türk atlarını aşıyorlardı. Bu yüzden Türk hükümeti radikal tedbirler almaya karar verdi. Amerikalı tarihçi Günter Levy de tehcir kararına milli savunma endişesinin sebep olduğunu belirtir. 1915 kış ve ilkbaharındaki önemli askeri yenilgilerle aynı dönemde imparatorluğun hayatını tehlikeye sokacak bir gerilla savaşı başlatmalarından duyulan endişe temelsiz değildi. Tehcir kararının alınmasında bu endişenin kilit rolü oynadığı anlaşılmaktadır. Rus kuvvetleri Anadolu'nun iç bölgelerine ilerleyişe geçmişlerdi. Cephe gerisinde yani Anadolu illerinde korkulan büyük Ermeni kuvvetlerinin orduyla çarpışmaya girmesi değildi. Kendilerine fedaide diyen az sayıda fakat iyi silahlanmış, gerilla eğitimi almış komitacıların orduya erzak ve mühimmat götüren kanı ve araba konvoylarına saldırarak lojistik sistemini tahrip etmeleriydi. Telgraf hatlarını keserek iletişim ve kumanda sistemini çökertmeleriydi. Taşnak daha 1909 Varna Kongresi'nde Öz Savunma adlı gerilla yapılanmalarının oluşturulması kararını almıştı. Van isyanında bunu başarıyla uygulamışlardı. Komitaların cephe gerisindeki eylemleri ordunun moralini de olumsuz etkiliyordu. Cephede düşmana karşı savaşan Osmanlı askerleri cephe gerisinde annelerinin, babalarının, bacılarının Ermeni komitacılar tarafından ve isyancılar tarafından tecavüze uğradıklarını, hunharca katlediklerini duyduktan sonra ordudan firar etmişlerdir. Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi de bu firarlar olmuştur. Ünlü Osmanlı tarihçilerinden Erik Zürher'in yapmış olduğu araştırmaya göre bütün 1. Dünya Savaşı'na katılan devletler içerisinde ordusunda en fazla firar yaşayan devlet Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı ordusundaki komutanları Osmanlı askerlerinin firar etmesi çok büyük endişeye sevk etmiştir. Firarların sebebi cephe gerisinde Ermeni isyancıların Müslüman köylerine yapmış oldukları baskınlar, baskınlar sırasında yapmış oldukları katliamlar, tecavüzler ve yakıp yıkma olaylarıdır. Hafız Hakkı Paşa İstanbul'a gönderdiği bir telgrafta bu Ermeni çetelerinin yapmış olduğu katliamlar sebebiyle ordudan firarların arttığını ve derhal önlem alınmasının gerektiğini ifade etmektedir. Bitlis ve Van, Ermeni komitalarının eylemleriyle Rus ordusu tarafından işgal edilince bunun Erzurum'a, Erzincan'a, Diyarbakır'a hatta Sivas'a sıçrayabileceği, Rumeli'den sonra buraların da kaybedilebileceği endişesi tehcirin temel sebebidir. Peki ama bu gerçekçi bir endişe miydi? Bu sorunun cevabı bugün sıcak köşelerimizde düşünerek değil, dönemin ölüm kalım şartlarında tahlil edilerek verilebilir. Osmanlı daha 1. Dünya Savaşı'na girmemişken Erzurum valisi Tahsin Bey, Tahsin Uzer İstanbul'da sadrazamlığa, harbiye nezaretine ve Anadolu'da ordu komutanlıklarına önemli bir telgraf çekmişti. Tahsin Bey 13 Eylül 1914'te gönderdiği telgrafta şöyle diyordu.
Ruslar Ermenileri kendi tarafına çekerek Doğu vilayetlerinde istedikleri an isyanlar çıkarmak için hazırlık yapıyor. İstanbul'daki makamlara buna benzer birçok istihbarat geliyordu. 18 Eylül'de Bitlis valisi Mustafa Bey, 18 Ekim'de Trabzon valisi ünlü iddiatçı Cemal Azmi Bey aynı yönde ayrıntılı telgraflarla Rusların Ermeni komitalarını silahlandırdığını bildirdiler. Van'da isyandan yaklaşık 1,5 ay önce 27 Şubat'ta komitacılar 8 Türk askerini öldürmüştü. Van valisi Cevdet Bey Mart ayında ordu kumandanlığına Ermenilerin isyana hazırlandığını bildirmişti. Amerikalı tarihçi Stanford Shaw, Osmanlı hükümetinin bu telgraflarda anlatılan tehlikeyi yeterince kavrayamadığını anlatır. Hükümetin ancak Van ve Bitlis isyanları sonrasında buraları Rus ordusunun işgal etmesi üzerine durumun ciddiyetini kavradığını belirtir. Başkente gelen bu istihbaratlar doğruydu. 16 Nisan'da Bitlis'te, 17 Nisan'da Van'da Ermeni isyanı başlayacak, Rus ordusu buraları işgal edecek, 30 bin Müslüman hayatını kaybedecekti. Şubat 1915'te Rusya'nın Kafkas Genel Valisi Vorontsov Daşkov, Ermeni komitaların Türk ordusunun cephe gerisinde sabotajlar yapacağını bildiriyordu. Tarihçi Mehmet Perinçey'in Rus arşivinden çıkardığı belgede Daşkov, Rus dışişlerine gönderdiği 6 Şubat 1915 günlü yazıda yaklaşık 15 bin Ermeni Türk ikmal yollarına hazır diyordu. Daşkov, İngiltere ve Fransa'nın da Ermeni komitacılara İskenderun limanından gizlice silah göndermesi için Paris ve Londra ile temasa geçirmesini istiyordu. 22 Nisan'da Sivas valisi Muammer Bey, İçişleri Bakanlığı'na çektiği uzun telgrafta ilçe ve civar illerinin adlarını sayarak özetle şöyle diyordu. Ermenilerin 30 bin kişiyi silahlandırdıkları, bunlardan 15 bin kişinin Rus ordusuna katıldığı ve diğer 15 bin kişinin de Türk ordusunun başarısızlığı halinde ordumuzu gerisinden tehdit edeceği yakalanan sanıkların ifadeleriyle kesinleşmiştir. Diyarbakır valisi Reşit Bey de 27 Nisan'da İstanbul'a şu telgrafı göndermişti. Diyarbakır'da asker kaçağı, silah ve mermi araması yapıldı. Pek çok silah, cephane, asker elbisesi, patlayıcı madde bulundu. Ermeni komitacılarından yalnız merkezde 1000 asker kaçağı ele geçirildi. Sadrazama, Harbiye ve Daliye nezaretlerine buna benzer birçok bilgi istihbarat geliyordu. Enver ve Talat Paşaların isyanlar Erzurum'a, Diyarbakır'a, Sivas'a sirayet eder mi, telgraf hatları kesilip ikmal merkezlerine sabotajlar yapılır mı diye endişe etmesi savaş şartlarında kaçınılmazdı. Bu sırada Van ve Bitlis isyanlarının yanı sıra Muş'ta ve Maraş'ın Zeytun ilçesinde Ermeni isyanları çıkmıştı. Çanakkale Savaşı ve Kanal Harekatı devam ediyor, Rus ordusu doğuda ilerliyordu. Bu tablo karşısında Osmanlı hükümeti Erzurum'dan başlayarak tehcir kararı aldı. Van ve Bitlis'i alan Rus ordusu ileri harekata hazırlanırken Osmanlı ordusu zaten lojistik sıkıntısı çekiyordu. Ermeni isyanlarının doğu illerine yayılabileceği, komitacıların ordunun ikmal konvoylarına saldırabileceği korkusu gösteriyor ki tehcir kararı ırkçılık saikiyle verilmemiştir. Savunma tedbiri olarak düşünülmüştür. Onun için tehcir uygulaması Doğu illerinde başladı ve Doğu illerinde çok katı olarak uygulandı. Fakat Batı illerinde de tehcir yapıldı. Neden? Ermenilere soykırım yapıldığını savunanların dayanaklarından biri de tehcir uygulamasının savaş bölgesi Doğu Anadolu'yla sınırlı kalmaması, Batı illerinde de yapılmış olması.
Önce İstanbul'da 235 Ermeni ileri geleni 24 Nisan günü tutuklanıp süratle Ankara ve Çankırı'ya gönderildi. Bu tarih soykırım iddiasında sembolik bir tarih olarak kabul ediliyor. ...1914 tarihli resmi Osmanlı nüfus sayımına göre İstanbul'un nüfusu 560 bindi. İstanbul'daki Ermeni nüfusu ise 80 bindi. İstanbul'dan Ermeni tehciri yapılmamış, sadece ileri gelenlerden 235 kişi tehcir edilmişti. Günter Levi, İstanbul'dan kitlevi bir tehcir yapılmamış olmasının soykırım iddiasının geçersizliğine önemli bir delil teşkil ettiğini yazıyor. Levi, Hitler'in Yahudilerin Berlin'de yaşamaya devam etmelerine izin vermesi düşünülebilir miydi diye soruyor. 235 kişinin tutuklanmasının sebebi bu kişilerin Taşnak ve Hınçak ileri gelenleri olarak görülmesiydi. 235 Ermeni aydını Ramgavar Taşnak ve Hınçak Partisi mensubu 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanmış ve bunlar Ayaş ve Çankırı'ya gözetim altında tutulmak üzere kendilerini yolluk yevmiye dönerek gönderilmişlerdir. Bu gönderilenlerin kimlikleri konusunda Grigor Balakyan'ın yapmış olduğu bir Le Golgota Darmenian adlı bir araştırma vardır. Bu araştırmaya göre mesela işte Kaçatür Malumyan tutuklananlar arasında sayılıyor. Hemen karşısına bir Taşnak militanı ve komitacı yazıyor. Bunu yazan Grigor Balakyan. Yine aynı şekilde Garegin Kaçak edebiyat profesörüdür. Bu doğrudur. Ama yine Grigor Balakyan'ın listesine göre hemen karşısında Taşnak militanı ve lider kadrosunda diye not düşülmüştür. Ruben Zartaryan öğretmen olduğu doğrudur. Ama aynı zamanda Taşnak militanı olduğu kaydı düşülmüştür. Yine Sarkis Minasyan İşte Draşak gazete dergisinin baş redaktörüdür ama Taşnak Partisi aktif üyesi ve militan kaydı düşürülmüştür. Yani 1915 yılının 24 Nisan'ında tutuklanan Ermenilerin Taşnak militanı, Ramgamar militanı, Hınçak militanı, aktivist gibi sıfatlarla bu listelerde yer aldığını görüyoruz. Batı illerinde yapılan tehcir, doğuda yapılan tehcire göre çok daha gevşek ve çok daha az zayiatla oldu. Batı illerinde tehcir yapılmasının sebebi Taşnak ve Hınçak'ın bu illerde de örgütlenmiş olması ve yapılan aramalarda çok sayıda cephanelikler ele geçirilmesiydi. Ermeni komitalarının silahlanması 1890'larda başlamıştı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Ermeni komitaları, gözü Boğazlar ve Doğu Anadolu'da olan Çarlık Rusyası tarafından bir cihan savaşının içinde yer almanın gerektireceği çapta silahlandırılmıştı. Tarihçi Natalya Çernichenkina, Rus arşivindeki bazı belgeleri yayınladı. Bu belgelerden birinde Tiflis Jandarma Kumandanı daha 20 Ağustos 1914 gibi erken bir tarihte Rus Kafkas Askeri Karargahı'na gönderdiği gizli raporda şunları yazıyordu. Taşnak Partisi'nin önemli üyeleri Türkiye'ye geçtiler. Orada çeteleri ve gönüllü müfrezeleri eğitiyorlar. Silah taşıyorlar ve silah deposu organize ediyorlar. Bu depolar tabii ki gizlice birçok yerde oluşturulmuştu. Van ve Bitlis isyanlarında da bu silahlar kullanılmıştı. Tehcirden önce ve tehcir döneminde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi, bomba ve dinamit depoları ele geçirilen iller şunlardı. Adana Merkez, Adana Dörtyolu ilçesi, Adana Haçin yani Saimbeyli ilçesi, İzmit, Kayseri Merkez, Kayseri'nin Develi ilçesi, Samsun Merkez, Samsun'un Bafra ilçesi, Tekirdağ, Amasya, Maraş, Halep, Bursa, Adapazarı, Sivas, Malatya'nın Arapkir ilçesi, Trabzon, Urfa. Bu illerden bazılarında birkaç defa arama yapılmış, her seferinde silah ve mühimmat bulunmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü 24 Nisan günlü genelgesinde Doğu illerinden başka şu illerde de Ermeni örgütlerinin kapatılmasını, ele geçen belgelerin incelenmesini ve komitalarla işbirliği yapan Ermenilerin dikkatle izlenmesini istemişti. Edirne, Ankara, Aydın, Bursa, Trabzon, Konya, İzmit, Bolu, Samsun, Balıkesir, Kayseri, Niğde, Eskişehir, Afyon ve Maraş. Talat Paşa hatıralarında Doğu illerinden yaptıkları tehcirin nedenlerini örnekler vererek anlatır. Ruslar Ereğli'yi bombardıman ettikleri sırada İzmit ve Adapazarı Ermenileri tavırlarını değiştirerek casusluğa başlamışlardı. Alenen sevinçlerini ilan ediyorlardı. Ermenilerin Dersaadet'e yakın böyle bir yerde bu derece açık bir surette hareket edeceklerini ümit etmeyen hükümet soruşturma yapmaya mecbur oldu. Bunun neticesinde Adapazarı'nda binlerce bomba, mavzer ve grasi tüfekleri, jandarma üniformaları ve bomba imaline mahsus alet ve edevat elde edildi. Aramalar İzmit'e kadar genişletildi ve burada dahi yüzlerce tüfek bulundu. Tutuklanan komite reisleri bunların Sakarya ağzına Ruslar asker çıkarır çıkarmaz memleket dahilinde karışıklık meydana getirerek Osmanlı ordusunun savunma kuvvetini kırmak üzere hazırlandığını itiraf ettiler. Talat Paşa hatıralarının devamında Ermenilerin İzmit, Adana, Samsun, İzmir, Urfa, Giresun ve Yozgat'ın Boğazyan ilçesi gibi yerlerde silah ve bombalarla çıkardıkları isyanları anlatır. Bunlar tehcirden önceki olaylardı ve tehcirin sebeplerinden biriydi. Tehcir kararının askeri endişelerle alındığı bir gerçektir. Bilhassa Van ve Bitlis'in düşmesi, Ermeni birliklerinin Rus ordusunda yoğun ve aktif şekilde yer alması, ülkede Batı illerinde bile Ermeni komitelerine ait çok sayıda gizli silah ve cephane depolarının bulunması, ölüm kalım savaşı veren devletin askeri endişelerle tehcir kararı aldığını gösterir. Soykırım nitelemesinin yanlış olduğunu gösteren kanıtlardan biri bu askeri faktördür. Fakat bir de madalyonun öbür tarafı vardır. Tehcirde insani facialar yaşanmış, ekonomik bakımdan olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Amerikalı tarihçi McCarthy tehcirin hem askeri hem insani sonuçlarını şöyle anlatır. Ermenileri zorunlu göç etmeye zorlama kararı sırf askeri bakış açısından yerindeliği sağlam bir karardı. Ama bu karar onların büyük zorluklarla karşılaşmalarına ve yüksek oranda ölüm telafatı vermelerine yol açtı ki bunlar çok üzüntü verici sonuçlardı. Yine de bu önlem istenen amacı gerçekleştirdi. Hala Osmanlıların elinde bulunan yörelerde Ermeni ayrılıkçıların saldırıları söndü gitti. Tarihçi Hikmet Özdemir'in tespitlerine göre savaş yaklaşırken Eylül 1914'ten itibaren hızla artan Ermeni eylemleri Ocak ve Nisan aylarında zirve yapmış, tehcir uygulamasıyla hızla azalarak sonlanmıştı. Fransız askeri tarihçi Maurice Larche tehcir konusunda şunları yazar. Ermeni tehciri neticesinde Doğu Anadolu cephesinde emniyet sağlanmış, Osmanlı'nın 3. ordusuna ait plan, kuvvet ve harekatın deşifre olması önlenmiş, cephenin lojistik desteğinin sağlanması kolaylaşmıştı. Askeri açıdan bu tespiti yapan Fransız askeri tarihçi Larche ancak diyerek madalyonun öbür yüzünü de anlatır. Ancak orduda görev yapan rütbeli ve rütbesiz öğretmen ve bilhassa Alman subaylarının tercümanlığını yapan Ermeni askerler, zanaatkarlar ve ziraatle uğraşan Ermenilerin göç ettirilmesiyle ordu büyük bir insan gücü kaybetmiş, ülke ekonomisi önemli zarara uğramıştı. Ermeni tehcirinde facialar yaşandığını, sorumsuz unsurlar, yerel çeteler, insafsız, soyguncu memurlar ve siyasi fanatikler tarafından katliam ve soygunlar yapıldığını Talat Paşa da kabul eder. Tehcirin askeri bakımdan gerekli olduğu ne kadar gerçek ise, kurunun yanı sıra birçok yaşın da yandığı, komitacılar ve destekçilerinin yanında
masum Ermenilerin de felakete maruz kaldıkları da bir gerçektir. Talat Paşa hatıralarında tehcir sırasında Ermenilere saldırılar yapıldığını, bazı jandarmaların cinayet işlediği yolunda haberler geldiğini anlatır. Bunlar için ahlaksız ve alçak fıtratlı kimseler nitelemesini yaparak şu gerçeği ifade eder. Esasen bir askeri tedbir şeklinde başlayan icraat, ahlaksız ve kötü tıynetlerin yüzünden feci bir şekil almıştır. Ermenilere katliam yapanlar arasında bunu memlekete hizmet sanan fanatikler de vardı. Bu feci durumu Talat Paşa şöyle anlatır. Sırf memlekete hizmet inancıyla hareket ederek kanun ve adalete aykırı bu mezalimi işlemiş olanlar vardı. Bunlar hafsalalarının darlığı, muhakemelerinin sınırlılığı, taassup hissiyatının hakimiyeti altında iyi zannederek fena hareket etmişlerdir. Bunlar hem çokluktular hem de arkalarında kendileri gibi hisseden bir kamuoyuna sahiptiler. Tehcir edilen Ermenileri öldürüp soygun yapmak, mal ve mülklerine el koymak gibi aşağılık duygularla cinayetler işlendiği gibi toplumsal nefret duyguları da katliamlarda çok etkili oldu. Doğu Anadolu'da Kürt aşiretleri ve toprak ağalarıyla Kafkasya'dan tehcir edilip Anadolu'ya sürülmüş Çerkezler bir tarafta, Ermeni toprak sahipleri ve komitalar öbür tarafta. Ta 1870'lerden itibaren keskinleşerek devam eden toprak çatışmaları ve tırmanan karşılıklı nefret vardı. Doğu Anadolu illerinden yapılan tehcirler sırasındaki saldırılarda bu çok önemli bir etkendi. Tarihçi Günter Levi, Çukurova, Mersin ve Maraş'tan yapılan tehcirlerde çok fazla ölüm olmadığını vurgular. Çünkü hem nakiller çoğunlukla trenle yapılmıştı hem de mesafe nispeten kısaydı. Günter Levi'ye göre buralarda ölümlerin az olmasının asıl sebebi Ermeni kafilelerinin Kürt topraklarından geçmemesiydi. Levi, Adana ve çevresinden tehcir edilen Ermenilerin daha iyi durumda olduğunu belirtir. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin hükümranlığı belirli bir ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. İşte biliyoruz, Dersim olayını düşündüğünüz takdirde 1937'de bile Türkiye o coğrafyada hakim konumda değil. Keza bu tüm Anadolu için söylenmesi mümkün. Yani bu yola çıkan kafilelerin güvenliğini Osmanlı jandarması bir şekilde gerçekleştiremiyor. Gerçekleştirmesi de olanaksız çünkü Osmanlı jandarma teşkilatı bu tür bir ölçekte bir harekatı üstlenecek boyutlarda değil. Ve o nedenle sürekli saldırıya uğrayan göç yolları üzerinden söz etmemiz mümkün bu tarihlerde. Tarihçi Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918 adlı değerli kitabında Dünya Savaşı'nda salgın hastalıkların Osmanlı ordusunu nasıl tahrip ettiğini anlatır. Buna göre Osmanlı ordusunda, mesela Balkanlardaki 1. Ordu'da salgın hastalıklardan ölen asker sayısı 25 bindi. Doğu Anadolu'daki 3. Ordu'da bu sayı 116 bindir. Doğu Anadolu'da salgın hastalıklar çok daha yaygındı. Bölgedeki salgın hastalıklar Ermeni ölümlerinde de önemli bir faktördü. Tehcir sırasında kaç yüz bin Ermeninin hayatını kaybettiği konusu tarihçiler arasında hala tartışılıyor. Hem ölüm sebepleri hem ölü sayısı konusunda çok farklı görüşler var. Türk tarihçiler arasında ölü sayısının 300 ila 600 bin arasında olduğu ileri sürülürken, Ermeni tarihçiler ve soykırım tezini savunanlar arasında bu sayıyı 1 milyona hatta 2 milyona çıkaranlar var. Ermeni meselesi hakkında önemli bir kitap yazmış olan diplomat tarihçi Kamuran Gül'ün 1919'daki Paris Konferansı'nda Ermeni delegelerin
Önce 300 bin Ermeninin öldürüldüğünü ileri sürdüklerini, fakat hemen ardından sayıyı 900 bine çıkardıklarını belirtir. Ermeni tarihçiler Marcel Leart 2,5 milyon, Kevork Aslan ise 1,8 milyon Ermeninin öldürüldüğünü yazmıştır. Ermeni komitalarınca ve Rus işgali altındaki bölgelerde öldürülen 518 bin Müslüman, köy köy Osmanlı belgelerinde yer alıyor. Tehcir sırasında ölen Ermenilerin sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Ermenilere yapılan saldırılar kanunsuz olduğu için gözden uzak yerlerde yapılıyordu. Ayrıca ne kadar Ermeninin Kafkasya'ya ve diğer yerlere kaçtığı, ne kadarının yollarda öldüğü, ne kadarının öldürüldüğü konusunda da sağlıklı rakamlar yok. Osmanlı nüfus sayımı istatistiklerine göre tehcir öncesi Ermeni nüfusu 1,5 milyona yakındı. Patrikhaneye göre ise Ermeni nüfusu 2,3 milyona yakındı. Böylece ölü sayısını en azından 1 milyon ekleme yapıyorlar. Halbuki Ermeni nüfusunun büyük bölümü kırsalda yaşadığı için özellikle köy kiliselerinde vaftiz, nikah ve ölüm defterleri yoktu. Patrikhanenin verdiği rakam hayaliydi. Osmanlı nüfus sayımları vergi ve askerlik gibi kamu yükümlülükleri için yapılıyordu. Bu nedenle daha güvenilirdi. Buna kadın ve çocuklara ekleyerek bulunan rakam 1,5 milyon civarındadır. Osmanlı ülkesinde veya göç ettikleri başka ülkelerde hayatta olan Ermenilerin sayısı toplam Ermeni nüfusundan düşüldüğünde Türk tarihçilere ve mesela Stanford Shaw'a göre 300 bin, McCarthy'ye göre 600 bin Ermeni hayatını yitirmişti. Salgın hastalıklardan ölenler rakamlara dahildi. Karşı görüşteki tarihçiler bu rakamlara Patrikhanenin ürettiği rakamlardan hareketle en az 1 milyon ilave yapıyorlar. Gerek Osmanlı arşiv kayıtları, gerekse Protestan misyonerlerinin tutmuş oldukları resmi kayıtlar 350 bin ve daha üzerinde bir sayıda Ermeninin tehcirden muaf tutulduğunu gösteriyor. Yine benim Suriye ve civarına gönderilen Ermeniler üzerine yapmış olduğum araştırmalara göre bu bölgeye gönderilen, yani Suriye ve civarına gönderilen Ermenilerin sayısı 600 ila 700 bin civarındadır ki bu rakamı Bogos Nubarpaşa'da resmi evraklarında dile getirmektedir. Bu nüfusa ilave olarak 350 bin ila 500 bin civarında Ermeninin de kendiliklerinden Kafkasya'ya gittikleri veya daha doğrusu firar ettikleri söylenmektedir. Tiflis, Eçmiyazin ve Erivan'da bulunan Ermeni ve Süryanilere Yardım Cemiyeti'nin kayıtlarına göre Kafkasya'ya giden Ermeni sayısı en az 350 bindir. Ama Ermeniler bu sayının en çok 500 binde olabileceğini ifade etmektedirler. Demek ki 700 bine yakın Ermeni Suriye'ye gönderilmiş, 350 ile 500 bin Ermeni Kafkasya'ya gitmiş. Bunların bir kısmı Rusya'nın Anadolu'dan çekilmesinden sonra Rus ordusuyla beraber Anadolu'yu terk etmişlerdir. 350 bin kadar Ermeni de tehcirden muaf tutulmuştur. Tehcir sonrasında yapılan araştırmalara göre hayatta kalan Ermeniler çıkıldıktan sonra yaklaşık olarak 400 bin ila 700 bin arasında Ermeninin kayıp olduğu ortaya çıkmıştır. Tehcir sırasında işlenen cinayet ve diğer ağır suçlar, dört cephede ölüm kalım savaşının verildiği harp ortamında imkanlar el verdiğince araştırıldı, soruşturuldu. Suçlulardan tespit edilenler divan-ı harp denilen sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandı. İdam cezasına çarptırılanlar oldu. Talat Paşa hatıralarında tehcir sırasında işlenen suçlara da değinerek şunları yazar. Bu vakalar üzerine uyuyamadığım geceler pek çoktu.
Önleyici tedbirler alınması için bir taraftan mülki memurlara gerekli emirleri vermekle beraber, diğer taraftan başkumandanlığa müracaatla ve kuvvet sevkiyle müsebbiplerin cezalandırılmasını ve ahalinin himayesini şiddetle talep ettim. Aynı zamanda devletin en yüksek makamlarında bulunan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle Ağır Ceza Mahkemesi Reisi'nin başkanlığında 4 soruşturma heyeti kurarak Anadolu'ya gönderdim. Bu heyet birçok memurları azlederek mahalli sıkı yönetim mahkemelerine teslim etti. Düzenledikleri soruşturma evrağının bir suretini de hükümete, Baba Ali'ye verdi. Bu vesikalar şu anda evrak arasında saklıdır. Savaş ortamında suçlular sıkı bir şekilde takip edilmediği gibi verilen cezalar caydırıcı bir etki yaratmadı. Bunun bir sebebi devletin bütün askeri, güvenlik, ekonomik ve bürokratik gücünü savaşa tahsis etmiş olmasıydı. Diğer sebebi ise hükümetin bu suçların tamamını soruşturmayı ve çok sayıdaki suçluları yakalayıp yargılamayı savaş ortamında göze alamamasıydı. Talat Paşa anılarında şöyle anlatır. Harp sırasında memleketin en ziyade birlik ve ittifaka muhtaç olduğu bir devredeydik. Mümkün olsa taşlardan adam yaratıp cepheye göndermek isterken, böyle birçok adamları yok etmek, memleketin iki muhtelif fikir cereyanı arasında bir mücadele açmak ne dereceye kadar uygun olabilirdi? Ben bunu hiçbir surette uygun bulmadım ve mesuliyeti üstlenerek soruşturmaları harbin bitiminden sonraya bıraktım. Soruşturmalar bu yüzden sınırlı kaldı, fakat yapılan soruşturmalarda Ermenilere karşı suç işleyenlere idam, ağır hapis gibi cezalar verildi. Tehcir döneminde 22 Mayıs 1916 tarihine kadar Ermenilere karşı suç işleyen 1674 kişi tutuklanıp yargılandı. Çeşitli cezalara çarptırıldı. Bunlar arasında jandarma, jandarma teğmen, yüzbaşı, binbaşı, polis ve teşkilat-ı mahsusa mensuplarının sayısı 1528'dir. Kaymakam, sıhhiye müdürü, belediye reisi gibi kamu görevlilerinin sayısı 170'tir. Verilen ve uygulanan idam cezalarının sayısı 67'dir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda ordudan kaçanlar gittikleri yerlerde çeteler oluşturmuşlardır. Bu çetelerin bazıları gerçekten çok büyük çetelerdir. Mesela Çerkez Ahmet çetesi, Kürt Alo çetesi gibi çeteler büyük insan kaynağına sahiptiler. Bunlar tehcir yollarındaki Ermeniler üzerlerinde değerli eşya taşıdıklarını bildiklerinden ve hayvanları da beraberinde götürdüklerinden dolayı çok iyi bir hedef olmuştur bu çetelere. Çeteler Ermenilere saldırdıkları zaman önce bu konvoyları koruyan askerleri katletmişlerdir. Ondan sonra da büyük Ermeni katliamları yaparak bütün mallarını, mülklerini gasp ederek tekrar dağa kaçmışlardır. Osmanlı Devleti bu baskınlarla mücadele etmek, katliamları önlemek için 22 vilayette sıkı yönetim mahkemeleri kurmuş ve bu sıkı yönetim mahkemelerinde 1673 Osmanlı vatandaşını yargı önüne çıkartmıştır. Mesela Ermeniler sık sık işte Çankırı hapishanesinden Derzor'a sürgüne gönderilen Kirkor Zohrab'ın ve Vartkes Efendi'nin Çerkez Ahmet çetesi tarafından Diyarbakır civarında vahşi bir şekilde başı taşla ezilerek öldürüldüğünü söylemektedirler. Ama şunu söylememektedirler. Bu olayı haber alan bölge valisi Cemal Paşa Çerkez Ahmet ve çetesini yakalatmış ve iki Ermeni'ye karşılık 22 çete mensubunu, içerisinde Çerkez Ahmet de var, derhal olayın yaşandığı yerde idam ettirmiştir. Tabii
Ermenilere katliam yapanların sadece çeteciler olduğunu söylemek mümkün değil. Bunlar arasında vatanseverlik duygusuyla hareket eden, Ermenilerin gerçekten isyan ederek Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir hainlik içerisinde olduğunu düşünen memurlar da vardır. Tehcir sırasında facialar yaşandığı gibi Ermeni komşularını koruyan sivil Türkler ve kamu görevlileri de küçümsenmeyecek kadar çoktur. Batı illerinde tehcir kararını hiç uygulamayan valiler olmuş, İttihatçı hükümet bunlara ses çıkarmamıştır. Ermenileri koruyan devlet yetkililerinin başında Suriye'deki 4. Ordu'nun kumandanı ünlü iddiaçı Cemal Paşa geliyordu. Türk ocaklarıyla yakın ilişkisi bulunan Cemal Paşa genel emir çıkararak Ermenilere zulüm yapılıyormuş, bu gibi davranışlar milli şerefimizi ihlal eder, şimdi uyarıyorum, tekerrür ederse divan-ı harbe verip yargılattıracağım diyerek uyarıda bulundu, dediğini de yaptı. Cemal Paşa birçok Ermeni'nin kanına giren çete reislerinden Çerkez Ahmet ve Mülazım Halil'i yakalatıp Şam'da divan-ı harp kararı ile idam ettirdi. Ahmet ve Halil iddiaçı silahşörlerdi. Ermeniler Suriye'ye tehcir edilmişti. Suriye Cemal Paşa'nın kumandanlık sahasında olduğu için buraya ulaşabilen Ermeniler güvenliğe kavuşmuş, uluslararası kuruluşların da yardımıyla ikamet ve iaşeleri sağlanmıştı. Türkiye Ermenisi yazar Levon Panosebayan, Ermenilerin Cemal Paşa'yı rahmetle andıklarını yazıyor. Divan-ı Harp Sorgu Hakimliği'nin 12 Nisan 1919 tarihli kararnamesinde belirtildiğine göre, tehcir sırasında Ermenilere saldırılar olduğunun işitilmesi üzerine Kastamonu müftüsü ve ileri gelenleri Vali Reşit Paşa'ya giderek şunları söylemişlerdi. Civar vilayetlerden Ermenileri mezbaya sevk eder gibi çoluk çocuklarıyla beraber dağ başlarına çıkararak katlediyorlarmış. Biz memleketimizde böyle şey istemeyiz. Gazab-ı ilahiden korkarız. Küfrle hükümet payidar olur, zulümle olmaz. Aman rica ederiz bizim vilayette böyle bir muamele yapılmasın. Bunun üzerine Vali Reşit Paşa böyle şeylere kesinlikle meydan verilmeyeceğini söylemiş, teminat vermiş, müftü ve eşraf sevinçten gözleri yaşararak valinin huzurundan ayrılmışlardı. Birçok vali ve kaymakam tehciri sınırlı olarak uyguladı. Hiç uygulamayanlar da oldu. Büyük çapta Ermeni'nin idare adamları ve halk tarafından korunduğunu anlatan gazeteci Ahmet Emin Yalman anılarında şöyle yazıyor. Tehcir kanunu başıbozuk çetelerin türlü türlü çirkin taşkınlıklarına yol açmıştı. Fakat başta İzmir valisi Rahmi Bey, Kütahya mutasarrıfı şair Faik Ali Bey olmak üzere bir hayli idare adamımız kanuna cesaretle karşı koymuş, kendi bölgelerindeki Ermenileri tam bir huzur içinde yaşatmışlardı. Doğu vilayetlerinin hepsinde yer yer halk da Ermeni komşularını gizlemiş, tehcirden ve fena muameleden korumuştu. Ziya Gökalp, Kara Kemal, Mithat Şükrü gibi üst düzey iddiaçılar tehcirin aldığı şekle karşıydılar. Tehcir sırasında Ermenilere sahip çıkan Türklerin olması önemlidir. Evvela insani bakımdan önemli. Siyasi bakımdan da önemlidir. Fanatik Ermeni tarihçilerinden Dadriyan, Türklerin savaşçılık geleneği ile İslam'ın hoşgörüsüzlüğü birleşince bu soykırım ortaya çıktı, ordu ve Müslüman halk da soykırıma büyük çapta katıldı diye yazabilmiştir. Soykırım tezini savunan tarihçi Michael Mann bile Dadriyan'ın bu kurgusunun aşırı basitleştirmeci bir milliyetçi teori olduğunu ve ciddiye alınamayacağını belirtir. Ordunun ve halkın Ermeni ölümlerinde asli bir rol almadığını vurgular. Thank you.
Bu arada çoğunlukla gayrimüslim ve Ermenilerden oluşan amele taburlarından da bahsetmek gerekir. Dört cephede ölüm kalım savaşı verilirken üretim tabii olarak düşmüştü. Harbin son yıllarında Almanya'da bile açlık ortaya çıkacaktı. Osmanlı ülkesinde ordunun ve halkın açlıktan kırılmasını önlemek için cepheye gönderilmeyen veya gönderilemeyen unsurlar, ekin ekme, ekim biçme, nakliye işleri gibi hizmetlerde kullanılmak üzere teşkilatlandırıldı. Bunlara amele taburları deniliyordu. Tarihçi Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat adlı kitabında boş kalan tarlaların amele taburlarıyla üretime sokulması sayesinde 5 milyon dönüme yakın toprakta yeniden üretime başlandığını yazar. 1917 sonunda tarımsal üretimde %50 artış sağlandığını belirtir. Savaşı bütün Anadolu için felaket oldu. Ermeniler de Müslümanlar da facialar yaşadılar. Birbirlerini kırdılar. Müslümanların maruz kaldığı katliam ve ölüm olaylarını iki safhada incelemek gerekir. Birincisi, tehcir de dahil olmak üzere 1916 yılına kadar olan katliam ve ölümler. İkincisi, 1916 yılında Rusların Erzurum dahil Doğu Anadolu'yu işgal etmeleriyle başlayıp bu durumu fırsat bilen Ermeni komitalarının Müslümanlara karşı yaptığı katliamlar. Nüfus tarihçisi Justin McCarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar adlı kitabında Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'daki ölümleri inceler. McCarthy'ye göre savaş öncesinde Osmanlı'da yaşayan her mezhepten Ermeni nüfusu 1,5 milyondu. Bu, Murat Bardakçı'nın yayınladığı Talat Paşa'nın defterindeki sayıya uygundu. Talat Paşa tehcirden sonra Türkiye'de 350-400 bin Ermeninin kaldığını belirtir. Justin McCarthy'ye göre tehcirden sonra Türkiye'de ve başka ülkelerde yaşayan Ermeni nüfusu 880 bindi. Ölen Ermenilerin sayısı ise 600 bindi. Müslümanlara gelince yine McCarthy'ye göre Anadolu'daki katliamlardan, savaş şartları ve salgın hastalıklardan ölen Müslümanların sayısı 2,5 milyondu. Anadolu'da en yüksek ölüm oranı da Doğu Anadolu'daydı. Rus işgaline uğrayan ve Ermenilerle çatışmaların yaşandığı illerde Müslüman ölümleri özellikle çoktu. McCarthy'nin rakamlarına göre 1914-1918 arasında Van'da nüfusun %62'si, Bitlis'te %42'si, Erzurum'da %31'i, Diyarbakır'da %26'sı, Elazığ'da %16'sı, Sivas'ta %15'i öldü. Ermeni komitacılarının ve gönüllü alaylarının öldürdüğü Müslüman sayısı 1916'da Rus işgalinin yayılmasıyla arttı. Büyük katliamlar ve mezalim yapıldı. Ermeni asıllı Rus generali Korganov kitabında tehcirden önce başlayan katliamların tehcirin yarattığı kinle büsbütün arttığını anlatır. Bilhassa Antrenik'in adamlarının Müslüman çocukları bile toplayıp kesici aletlerle öldürdüklerini belirtir. Rus komutanlar müdahale ettiğinde Antrenik, savaşta böyle şeylerin normal olduğunu söylüyordu. Doğuda bulunan Müslümanların gömüldüğü toplu mezarlar 1916-1918 dönemine aittir. Justin McCarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar kitabında şunları yazıyor. Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerinde Müslümanların en azından %40'ı savaş sonunda ölmüş bulunuyordu. Bu sayıların ifade ettiği çilelerin derinliği ve genişliği idrake sığmaz. Ölüm telafat oranı tarihin en büyük felaketlerinde, örneğin 30 yıl savaşlarında yahut Orta Çağ Avrupa'sındaki veba salgınında görülenin çok üzerindedir. Ermeni sivillerin katliama uğramadığını söylemek de, Müslüman sivillerin katliama uğramadığını söylemek de hem vicdana hem tarihi gerçeklere aykırıdır.
Balkan komitacılarının terör çıkararak Avrupa'nın desteğiyle bağımsız devletler kurma modeli, Ermeni milliyetçiliğini 1880'lerden itibaren kanlı eylemlere sürüklemiştir. Doğu illerinden hiçbirinde Ermeni nüfusu %25'i geçmiyordu. Ortalaması %15 civarındaydı. Bu gerçeği kan ve şiddetle değiştirme girişimleri, Birinci Dünya Savaşı'nda hem kendilerine hem Müslümanlara felaket getirdi. 1915'te yaşanan faciaların soykırım olup olmadığını düşünürken, tehcir kararının sebeplerini ve amacını gözden kaçırmamak hem tarihi hem hukuki bir zorunluluktur. 1909 yılındaki Adana faciasından sonra bile İttihat ve Terakki ile Taşnak Partisi sorunu çözmek için ılımlı ve sorumlu davranmışlardı. Kansız bir çözüm yolu açılabilirdi. Fakat Ermeniler, Rus ordusu Doğu Anadolu'yu işgal ederse Ermenistan kurulabilir sanısına kapıldılar. Kendilerinin de devleti olan Osmanlı'ya karşı silaha sarıldılar. Nüfus tarihçisi Justin McCarthy'ye göre Batı Ermenistan veya Türkiye Ermenistan olarak adlandırılan 6 vilayetteki Ermeni nüfus oranları 1912 yılında yüzde olarak şöyleydi. Van %26, Bitlis %31, Erzurum %17, Diyarbakır %12, Elaziz %16, Sivas %12, ortalama %18. O zaman bugünkü sınırlarından çok daha geniş olan bu illerin toplam yüz ölçümü 252.100 kilometrekareydi. Yani bugünkü Türkiye'nin yaklaşık üçte biri. Ermeniler o sırada Rus işgali altında bulunan Kars ve Ardahan'ı da Ermenistan sınırları içinde sayıyordu. Ermeniler de bu nüfus yapısını biliyorlardı. Fakat önlerinde Rumeli'de kan ve ölümle nüfus yapısını değiştirmenin bir örneği vardı. Kafkasya'da da Müslümanlar kan ve şiddetle teşhir edilmişti. Bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti'nin coğrafyasında Rus istatistiklerine göre 1893 yılında Ermeni nüfusu 893 bin, Müslüman nüfusu 933 bindi. 1912 yılına gelindiğinde Müslüman nüfusu 673 bine düşürülmüş, Ermeni nüfusuysa gelen Ermeni göçlerinin de katılmasıyla 1 milyon 296 bine çıkarılmıştı. Ermeniler Doğu Anadolu'da da nüfusu bu şekilde yapılandırmayı planlıyorlardı. Sarıkamış faciasının ardından Van ve Bitlis'teki Ermeni isyanları üzerine Osmanlı ordusu zaafa uğramış, Rus ordusu ve Ermeni alayları Mayıs 1916'ya kadar Erzurum, Rize, Trabzon, Aşkale ve Muş'u işgal etmişti. 1916 yılı Ekim'inde Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ı da işgal edeceklerdi. Rusların ve Ermeni alaylarının işgal ettiği bu illerden kaçan Müslüman sayısı, arşiv belgelerine göre Haziran 1916 itibariyle 707.534'tü. Doğuda Türklere ve Müslümanlara karşı etnik temizlik yapıyorlardı. Doğu Anadolu'da Ermeni çeteleri Müslümanlara pek çok katliam yaptı. Müslüman katliamının toplu mezarları vardır. Ermenilerin amacı Doğu Anadolu'yu etnik temizlikle Ermenistan yapmaktı. Rusların amacı ise Doğu Anadolu'yu kolonileştirmekti. Hınçak Partisi'nin 1886 tarihli programında bile Doğu Anadolu'daki nüfus grupları sayılırken Türklere yer verilmemişti. Ermeni tarihçi Louis Nalbantyan bunun bir ihmal değil, bilinçli bir tercih olduğunu yazar. Doğu Anadolu'da Ermenilerle Kürtler arasındaki kavga da sadece arazi kavgası değildi. Ermeniler açısından bir Ermenistanlaştırma kavgasıydı. Rusya'nın Bitlis konsolosu, İstanbul'daki Rus Büyükelçisi'ne gönderdiği 24 Aralık 1912 tarihli raporunda şunları yazıyordu. Ermeniler Rusya bölgeyi işgal ettikten sonra Müslümanların çekileceğini ve onlardan kalan mal ve mülkü paylaşmayı planlamakla meşguller. Müzik
Ermeniler Doğu Anadolu'yu Ermenistan yapmak için etnik temizlik amacıyla yok ettikleri Müslümanların yerine Ermeni nüfus yerleştirmeyi planlarken Ruslar da bölgeye ileride Rus nüfus yerleştirmeyi düşünüyordu. Rusya siyaseten ve söylemde Ermenistan davasını destekler gibi görünürken bir yandan da Ermenilerin Doğu Anadolu'da güçlenmesini engelliyordu. Belgeler Osmanlı ordusu çökertildikten sonra Rusların Ermenilere ihtiyacının kalmadığını, Ermenileri dışlamaya başladıklarını gösteriyor. Mehmet Perinçek'in yayınladığı Rusça belgelere göre Rus işgali altındaki Kars'ta daha 4 Ocak 1915'te askeri vali yardımcısı Albay Grigolya, askeri vali Pudgurski'ye yazdığı resmi raporda Ermenilerin saldırılarına karşı Müslüman köylerini korumak gerektiğini belirtiyordu. Vali Pudgurski, cevabi yazısında saldırganlara ağır cezalar verilmesini isteyecekti. Ermeniler Doğu Anadolu'yu Ermenileştirmek isterken Ruslar Rus kolonileri kurmayı planlamıştı. Ermeni tarihçi Richard Hovanasyan'ın yazdığına göre Rus Tarım Bakanı Kroveshen, Mart 1915'te Dışişleri Bakanı Sazonov'a gönderdiği yazıda Kafkas sınırının değişeceğinin anlaşıldığını belirterek şöyle diyordu. Erzurum, Van ve Bitlis vilayetleri deniz seviyesinden yüksek coğrafyalarıyla Rus kolonizasyonuna tamamen uygundur. Ruslar Doğu Anadolu'ya Rus nüfusu yerleştirerek kolonileştirmeyi planlarken Türk ordusunu çökertinceye kadar Ermeni güçlerine Ermenistan vaat etmeye devam ettiler. Ruslarla Ermenilerin yolları 1916 sonlarında ayrılacaktı. Rusya tarihi uzmanı Alan Bodger savaşın başında Rusya'nın Ermenileri bağımsız ve birleşik bir Ermenistan kurulacağı yolunda cesaretlendirdiğini yazar. Ermeniler bu yüzden Rus ordusuna katılmış, Ermeni alayları kurarak Kafkas cephesinde Türk ordusuyla savaşmışlardı. Sarıkamış felaketinde Osmanlı ordusu büyük bir kaybe uğradıktan sonra Çanakkale Savaşı devam ederken Ruslar ve Ermeni kuvvetleri Van'ı ele geçirmişti. İtilaf devletleri Türkiye'nin nasıl paylaşılacağını bu sırada resmen görüşmeye başladılar. Rusya, Anadolu içlerine taarruza hazırlanıyordu. Rus Dışişleri Bakanı Sazonov, Nisan ayında Ermeni hareketinin önde gelen isimlerinden Rus vatandaşı Doktor Agop Zavriyev'i Londra ve Paris'e gönderdi. Zavriyev, Londra'da Batı Ermenilerinin lideri olarak görülen Bogos Nuvar'la buluştu. Zavriyev ve Bogos Nuvar, İngiliz ve Fransız yetkililerine şu haritayı sundular. Sivas dahil bütün Doğu Anadolu'yu ve Kilikya'yı, yani Adana ve Mersin'i içine alan Özerk Ermenistan Devleti'nin Rusya protektorası, yani himayesi altında kurulmasını önerdiler. Ermeni milliyetçilerinin hayalindeki büyük Ermenistan'dı bu. Rusya bu şekilde Doğu Akdeniz'e çıkıyordu. Rusya'yı Doğu Akdeniz'e ulaştıran bu öneriye Londra ve Paris ses çıkarmadı. Fakat itirazlarını Rus hükümetine bildirdiler. Zira Fransa, Mersin, Sivas ve Suriye'yi kendisine ayırmıştı. Ünlü İngiliz diplomat Sir Mike Sykes'ın çizdiği gizli haritayı Rusya kabul etti. Fransa ve Rusya, savaşta Ermenileri Türklere karşı motive etmek için Ermenistan dedikleri coğrafyayı şimdi gizlice paylaşıyordu. Sonra Orta Doğu'nun aşağı yukarı bugünkü haritasını çizen İngiliz diplomat Sir Mark Sykes ve Fransız diplomat François-Georges Picot bir araya geldiler, yeni bir harita çizdiler. Yeni Doğu Anadolu haritasında Ermenistan adı silinmişti. Rusya'nın işgal ettiği Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve Trabzon'a ilaveten Diyarbakır'ı Rusya'ya vermişlerdi. Anadolu'da aslan payını da Fransa alıyordu. Sivas'tan başlayarak bütün Çukurova, Mersin, İskenderun, Urfa, Mardin ve Suriye'nin Doğu Akdeniz sahillerinin Fransa'ya verilmesi öngörülmüştü. İngiltere ise zaten petrol bölgesi Körfez ve Irak'a çoktan el koymuştu.
Rusya Ermeni örgütlerini Türkiye'ye karşı savaş aleti olarak kullanmış, onlara ihtiyacı kalmayınca Ermeni fobisiyle hareket etmeye başlamıştı. Ermeni tarihçi Hovhannasyan kitabında bu gelişmeleri üzüntüyle anlatır. Rusya'nın siyasetinin Büyük Rus Milliyetçiliği olduğunu, 1915 yılı sonundan itibaren Ermeni alaylarını kısıtlamaya başladığını, Rus siyasetine Ermeni fobi duygusunun yön verdiğini belirtir. Natalya Çernichenkina'nın Rus arşivinden yayınladığı belgeler bu konuda örneklerle doludur. Örneğin Rus Kafkas Ordusu Kumandanı General Yudenich'in Rus Genel Valisi Vorotsov Dashkov'a 5 Nisan 1914'te gönderdiği uzun rapor özetle şöyledir. Türklerin ve Kürtlerin terk ettikleri topraklara Ermeniler kendi göçmenlerini yerleştirmek istiyorlar. Buna izin verilmeyecektir. Türk ordusu çekilip Eleşkirt, Diyedin ve Doğu Beyazıt Ovaları Rus İmparatorluğu'nun sınırları içine alındığında buralardaki Müslümanlar derhal göç ettirilecek, yerlerine Kuban ve Don asıllı Rus vatandaşları yerleştirilecektir. Eçmiyazin'deki Taşnak Milli Bürosu 9 Mayıs 1915'te toplanmış, Rus ordusunun o tarihte Doğu Anadolu'da işgal ettiği yerlere, yani Van ve Bitlis'e Ermeni göçmenler yerleştirilmesinin hızlandırılmasına dair karar almış, Rus istihbaratı bunu öğrenmişti. General Yudenich bu yerlere savunma amacıyla olsa bile Ermeni göçmenlerin yerleştirilmesine izin vermeyeceğini 19 Haziran 1915 tarihli yazısıyla Başpiskoposa da bildirecekti. Savaştan önce Osmanlı'ya Ermenistan özerkliği için dayatma yapan Rus Dışişleri Bakanı Sazanov şimdi 16 Haziran 1916 günlü resmi yazısında Ermeniler Doğu Anadolu'da azınlıktır. Onlara özerklik vermek diğer halklara haksızlık olacak. Onları köleleştirmek anlamına gelecektir diyerek özerkliği kesin dille reddediyordu. Çarlığın hesabı Doğu Anadolu'yu Rus kolonisi yapmaktı. Amerikalı tarihçi Sean McMicken, ihtilalci hınçak ve taşnak örgütlerinin İtilaf Devletleri ve Rusya tarafından nasıl kullanıldıklarını anlatarak şunları yazar. Bu ihtilalcilerin temsil etme iddiasında oldukları Osmanlı vatandaşı sivil Ermeniler, Rusya'nın emperyal hırsıyla kifayetsizliğinin tuhaf bir karışımına kurban gittiler. Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Bey'in anlattığına göre, Talat Paşa savaştan önce meşrutiyet yolunda yakın arkadaşları olan taşnakçı Ermeni milletvekillerini Rusya ile işbirliğini bırakıp vatandaşı oldukları Osmanlı'ya bağlı kalmaya, gereken reformu birlikte yapmaya ikna etmeye çalışırken onlara şöyle söylemişti. Rusya'nın tuzağına siz de düşmeyin, biz de düşmeyelim. Rusya hiçbir zaman Akdeniz yolu üzerinde uluslararası yardıma dayanan bir Ermenistan kurulmasını istemez. Gelin vazgeçin. Reformu biz kendimiz yapalım. Fakat Talat Paşa Ermenileri ikna edememişti. Ve şimdi Rusya, Doğu Anadolu'yu işgal etmek için Ermeni komitacılarını silahlandırmış, Osmanlı ordusuyla çarpıştırmış, isyanlar çıkarttırmış ama karar zamanı geldiğinde Doğu Anadolu'nun Rus kolonisi olmasına karar vermiş, Akdeniz'de Kafkasya arasında bir Ermenistan'ın kurulmasını reddetmişti. Zorunlu nüfus hareketlerinin askeri stratejilere eşlik ettiği bir çağda ve özellikle bir ölüm kalım savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni tehciri bir askeri güvenlik politikasıydı. Soykırım kastıyla yapılmamıştı. Nitekim askeri bakımdan hassas olan veya Ermenistan ya da Rus kolonisi haline getirilecek olan Doğu Anadolu'da tehcir katı olarak uygulanmış ama Batı Anadolu'da aynı çapta tehcir yapılmamıştır. Tarihçi Edward Erickson'ın verdiği harita, tehcirin soykırım sayıkıyla değil, askeri düşüncelerle yapıldığını gösterir. Doğu illerinde, Samsun'a kadar Karadeniz sahillerinde, güneyde Mardin, Diyarbakır ve Batman'da Ermenilerin tamamına yakını tehcir edilmiş, ancak %3'ü kalmıştı. Çünkü buralar Rus işgaline uğrayabilirdi. Ordunun lojistiği için de kritik yerlerdi.
Ermenistan projesine dahil sayılan Sivas ve Amasya'da Ermenilerin %81'i tehcir edilmiş, %19'u kalmıştı. Kayseri, Eskişehir, Afyon bölgesinde Rus donanmasının çıkarma yapma ihtimali bulunan İzmit yöresinde Ermenilerin ortalama 1/3'üne, %28 ile %39 arasında bir bölümüne dokunulmamış, tehcirden muaf tutulmuşlardı. Bunların dışında beyaz renkle gösterilen yerlerde İstanbul, Kütahya, İzmir, Aydın gibi illerde ya hiç tehcir yapılmamış veya Çukurova'da olduğu gibi en fazla %43'ü tehcir edilmişti. Osmanlı Devleti'nde bir tarafta tehcir devam ederken öbür tarafta Ermenilere dokunulmuyor, dahası devletin yüksek kademelerindeki Ermeniler görevlerine devam ediyordu. Hitler Almanya'sında böyle bir şey düşünülebilir miydi? Aslında tabii Osmanlı Devleti bir o günkü terimle parlamenter bir yapıya sahip. Meclis-i Mebusan var, Meclis-i Ayan var. Ve Meclis-i Mebusan ve Ayan'daki tehcire uğramayan milletvekilleri ve Ayan mensupları bir fiil görevlerine devam ediyorlar. Ve bunlar komisyonlarda aktif bir şekilde bulunuyorlar. Hatta bir takım tehcirle ilgili bir takım eleştirilerini yöneltiyorlar bu tarihlerde. Öbür taraftan devlet ricali arasında bulunan Ermeniler keza aynı şekilde görevlerine devam ediyorlar. Tehcire uğramamış Ermeniler. Keza İstanbul Vilayet Meclisi baktığımız vakit en aktif unsurlar gene Ermeniler. 1915 sonrasından söz ediyoruz. Kısacası bu unsurları göz ardı etmemek gerekir bütün bu süreci değerlendirirken. Keza aynı şekilde Sayıştay'ın başındaki kişi 1922'ye kadar, anlatabiliyor muyum, bir Ermeni. Yani bütün bu unsurlar bize şunu gösteriyor. Devlette böyle bir ayrımcılık olmamış 1915 sonrası. Gene bu unsurlar Osmanlı'nın bir parçası olarak değerlendirilmiş. O nedenle bir etnik temizlikten söz etmek imkansız diye nitelendirebilirim yani bu tarihlerdeki gelişmeleri. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün Anadolu, özellikle de Doğu Anadolu büyük bir felaket yaşadı. Herkesin bir türlü katliam yaşadı. Nüfus tarihçisi Justin McCarthy 1927 nüfus sayımında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yetişkin yaştaki her üç kadından birinin dul olduğunu belirtir. Birinci Dünya Savaşı herkes için felaket oldu. En çok da Anadolu için felaket oldu. Sevr projesiyle Anadolu işgal edildi. Çanakkale Zaferi Çarlık'ın çökmesine yol açtığı için Rusya'da Bolşevik devrimi olmuş, Rusya savaştan çekilmişti. Onun için Sevr Anlaşması denilen yağma sofrasında Rusya yoktu. Doğu Anadolu'nun Türkler tarafından kurtarılmış olması sayesinde Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadele örgütlenebildi. Kazım Karabekir'in orduları Aralık 1920'de Türkiye'nin bugünkü doğu sınırını çizdi. Mustafa Kemal Paşa'nın orduları 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. Lozan'da 24 Temmuz 1923'te atılan imzalarla İstanbul işgalden kurtarıldı. Kapitülasyonlar kaldırılarak bağımsız Türkiye kuruldu. Cumhuriyet, nüfusun 1 milyonu sakat, kadınların 1/3'ü dul, insanca ıssızlaşmış, çölleşmiş bir ülkede yola çıktı. Sonradan Bolşevikleştirildiyse de bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti aslında 1918 yılında kuruldu. Ermenistan'ın ilk başbakanı Ovanes Kaçaznuni 1923 yılında Bükreş'te yapılan Taşnak Kongresi'ne bir rapor sundu. Karadeniz'den Akdeniz'e bir Ermenistan hülyasıyla İtilaf Devletleri ve Rusya safında savaşmanın hata olduğunu ve tehcire yol açtığını anlattı. Kapıldıkları psikolojiyi aklımız dumanlaşmıştı diyerek tanımladı, barışı biz sabote ettik dedi. Bugün Türkler ve Ermeniler yeniden yüzlerini barışa çevirmelidir. Ermenilerin tehcirde çektikleri acıları, çoluk çocuk, kadın erkek evlerinden koparılıp yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki Suriye'ye göçürüldüklerini, binlerce çocuğun yolda öldüğünü inkar edemeyiz.
Ermenilerin bu acısını hissetmeliyiz, paylaşmalıyız. Ermeniler de bunun durup dururken olmadığını, Kafkasya'dan aynı acılarla sürülen Müslümanların, Çanakkale'de kan gövdeyi götürürken çıkarılan Van ve Bitlis isyanlarının, Ermeni gönüllü alaylarınca yapılan katliamların bir tepkisi olduğunu düşünmelidir. Adana faciasından sonra İttihatçılar ve Taşnaklar, birlikte yaşamaya mecburuz, birlikte çözüm aramalıyız diyerek ılımlı bir yola girmişlerdi. İyi bir sonuca varılabilirdi. Bunu savaş sabote etti. Bugün psikolojik savaşı bırakıp birbirimizi anlamalıyız, birbirimize el uzatmalıyız. Birinci Cihan Harbi içinde hepimiz büyük acılar yaşadık. Soykırım dayatması çözüm getirmez. Çözümü kilitlemektedir. Yaşanan facianın adı ortak acıdır. 100 yıl doldu. Tarihin kavgasını devam ettirmeye, yaraları kaşımaya gerek yok. Karşılıklı anlayışla yeniden barışmanın yolunu açabilecek ılımlı bir dil geliştirmeye hepimiz mecburuz. Tarihin acıları tarihte kalsın, geleceğin kurucusu barış olsun.